Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Aydın Şubesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kongre Merkezi'nde 16. Ekonomi Değerlendirme Toplantısını yaptı. Programa Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, AK Parti Aydın Milletvekilleri Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen, AK Parti MKYK üyesi Umut Tuncer, ASKON Genel Başkan Yardımcısı Orhan Aydın, Cumhur İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, kurum üyeleri ve ASKON üyeleri katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan ASKON Aydın Şube Başkanı Murat Gün şunları söyledi. Vatan ve millet sevdasıyla Anadolu insanları olarak Anadolu aslanlarını bir araya getiren, kuruluşumuza vesile olan muhterem rahmetli Necmettin Erbakan hocamızı bir kez daha rahmetle anarak sözlerime başlamak istiyorum. ASKON kuruluşumuzdan bugüne kadar ülkemize katma değerde bulunacak bütün çalışmaların içerisinde olmuş, adalet ilkesiyle haklı zenginlikleri savunmuş, ülke ekonomisine değer katmak için mücadele etmiştir. Bizler de ASKON Aydın Şubesi olarak Türkiye yüzyılında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Sayın Genel Başkanımız Orhan Aydın'ın vizyoner yaklaşımlarıyla inşallah burada da aynı azim ve inançla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye'nin daha çok üretmeye ve ihraç etmeye ihtiyacının olduğunu ifade eden Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, 3 büyük kamu bankasının POS oranının 2,39'a düşürüldüğünü söyledi. Şirketler, kolektif, komandit ve kooperatifler ve şahıs şirketler olarak açılan yeni şirket sayısı 187.310, kapanan şirket sayısı 75.896. Bu sayıyı zaman zaman muhalefet eleştirerek buradan kendine malzeme çıkarmaya çalışıyor ama buna tarihsel seyrine de baktığımızda 2022'de kurulan şirket sayısı 205.000, kapanan 63.356, 2021'de kurulan şirket sayısı 167.000, kapanan 56.000, 2020'de 155.000, kurulan kapanan 52.000. Yani bu tarihsel seyirde oranlara baktığımızda hemen hemen aşağı yukarı 2-3 puan farkla hemen hemen hepsi hemen hemen aynı devam ediyor. O yüzden bu seneki özellikle şahıs şirketlerindeki kapanışın temel sebebi EYT dolayısıyla emekli olan kişilerin firmalarını kapatması. 2022 yılında dünya ihracatı 24.9 trilyon dolar olurken ülkemiz ihracatı 254.2 milyar dolar olarak gerçekleşmiş. Ülkemizin dünya ihracatı payının içinde aldığı pay %1.02 olarak gerçekleşmişti. Bu rakam 2023 yılında 255 milyar 800 9 milyon dolara ihracatımız gerçekleşti, çıktı ve payımız da dünya ihracatı aldığımız payda %1.06'ya kadar yükseldi. Böylece 2023 yılı genelinde ihracatımız OVP tahmini olan 255 milyar doların üzerinde gerçekleşti. İthalatımız da yine aynı şekilde OVP tahmini olan 365 milyar dolar. Üretmenin ve ticaretin ne olduğunu çok iyi bildiğini kaydeden Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş ise şunları söyledi. 25 yıl boyunca üreten esnafımızın, iş adamımızın yanında olan bir kurumda görev yaptım. Eski bir bankacı, eski bir finansçıyım. Üretmenin ne demek olduğunu, ticaretin ne demek olduğunu bizzat resmen bunu sahada gören bir kardeşimiz olarak üretmenin ne kadar kıymetli olduğunu biliyorum. Özellikle ilimiz kullanabilmesi adına bu yerel seçim çok önemli. Ben inanıyorum ki Aydınlı hemşehrilerimiz o 15 yıllık kayıp yılın hesabını 31 Mart günü sandıkta sunacak. Ben inanıyorum, yürekten inanıyorum.